Ankara'ya böyle veda etti, İstanbul'da coşkuyla karşılandı. Görevini Erdoğan'a devreden 11. Cumhurbaşkanı Gül için havalimanında sevgi gösterileriyle sloganlarla karşılama düzenlendi. Onun merdivenlerden inmesiyle alkışlar yükseldi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen resepsiyonun ardından dönüş için Esenboğa Havalimanı'na hareket etti. Yıllardır dava arkadaşlığı yaptığı Bülent Arınç, Salih Kapusuz, Ali Babacan, Sadullah Ergin, Hüseyin Çelik, Ömer Dinçer, Beşir Atalay, Sadık Yakut ve Taner Yıldız uçağın kapısına kadar geçirdi. El salladı. 11. Cumhurbaşkanı'nı taşıyan özel uçak Atatürk Havalimanı'na 20.45'te indi. Sevgi gösterileriyle karşılanan Gül'e ilk soru siyasi hayatına devam edip etmeyeceği oldu. Takip edersiniz dedi. Alkışlarla uğurlanan Gül bu kez sivil olarak Huber Köşkü'nün yolunu tuttu. Tek bir fark vardı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sivil hayatının ilk gününde yine Huber Köşkü'nde. Ancak dikkat çeken bir ayrıntı. Daha önce Gül'ün köşke her gelişinde göndere çekilen Cumhurbaşkanlığı forsu artık yok. Cumhurbaşkanlığı forsunu taşıyan bayrak Gül'ün görev süresinin dolmasıyla kaldırıldı. Gül kısa bir süre daha Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı köşkünde kalacak. Buradan sonra ikamet edeceği adres yine İstanbul olacak. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve ailesinin Huber Köşkü'nden sonraki adresi İstanbul Beykoz'daki lüks bir site olacak. O sitedeki villalardan bir tanesi Gül ailesi için hazırlanıyor. Son hazırlıkların 2 ay içinde tamamlanması bekleniyor. Ancak evi dışarıdan görüntülemek neredeyse imkansız. Villanın dört bir yanı metrelerce uzunluktaki metal plakalarla kapatılmış durumda. Hazırlıklar hızla sürdürülüyor. Abdullah Gül, sivil hayatının ilk gününe Milli Görüş Lideri ve eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaretle başladı. Erbakan'ın kabri başında dua ettikten sonra cuma namazını kılmaya Eyüp Sultan Camii'ne geçti. Kravat takmadı, beyaz gömlek, lacivert ceketiyle hem spor hem de şıktı. Vatandaşların arasından güçlükle ilerleyerek camiye girdi. Gül namazın ardından camiden çıkmakta zorlanınca imam devreye girdi. İmamın anonsu da izdihamı engelleyemedi. Gül daha sonra Üstad Necip Fazıl'ın mezarını ziyaret etti. Pierre Loti tepesinde yemek yedi. Gün boyu sessizdi. Günün sonunda konuştu. Siyaset, eski lideri Erbakan'ın mezarını ziyaretiyle ilgili soruları yanıtlamadı. Evet, bugün kendi kendimize arkadaşlarla burada bir keyif yapmış olduk. Öyle yemeğe yemiş olduk. Güzel. Efendim iki önemli mezarlık ziyaretimiz oldu. Bunlar için bir şey söyler misiniz? Abdullah Gül gün sonunda yeniden Huber Köşkü'ne geçti. Tamam mı? Harika. Tamam.